Bir hayal de gerçek oldu. Ne demişler? Hayaller gerçekleşmesi için kurulurlar. Kimine göre imkansız, kimine göre çok basit, kimine göre ise olağan, gerçekleşme ihtimali bulunan bir hayaldi. Benim için sanırım bu üçüncü kategoriye giriyor. Çünkü her daim gerçekleşme ihtimalini göz önünde bulundurmuştum. Ve gerçekleşti de. Hani her hikayenin sonu böyle mutlu bitmiyor maalesef. Benim hikayemin sonu değil de aslında başlangıcı sayılacak bu olayın bu şekilde mutlu bir şekilde devam etmesi beni çok ama çok mutlu ediyor. Hayatımda daima ben bu üçüncü kategoride hayaller kuran bir insanım. Çünkü imkansız hayaller kurup da mutsuz olmak yerine olağan gerçekleşme ihtimali bulunan hayaller kuraraktan ve gerçekleştiğinde de küçük küçük mutluluklar elde eden bir insanım. Hani herkesin zirve bir hayali vardır. Ve bu zirve hayalin aslında gerçekleşmeyeceğini o hayali kuran biz insanlar aslında fark ederiz. Ve bunun için de her daim küçük de gerçekleşme ihtimali olan ulaşılması daha kolay hayallerde kurarız. Ve bunlara ulaştıkça da küçük küçük mutluluklar elde ederiz. Bu da benim için bunlardan birisiydi. Siz sevgili takipçilerim, iyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Sizleri çok seviyorum. Dün itibariyle yayın esnasında 400 abone gibi büyük bir sayıdaki kişinin beni keşfetmesiyle birlikte 10.000 aboneye ulaştık. Gerçekten çok ama çok mutluyum bu konuda. 10.000 aboneye ulaşmamı bazı arkadaşlarımız soruyor. Abi nasıl bu şekilde büyüyebildin? Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde abone alabildin? Ki bu soruyu bir bana bir de yanımda o en baştan beri beni destekleyen arkadaşlarıma sorsunlar bakalım. Süleyman neleri feda etti? Aslında neleri feda etmedi ki bu yolda diye cevap veririm ben de öyle arkadaşlarımıza. Çünkü gerçekten hiç kolay olmadı. Hiçbir maddi beklentim yoktu. Ben sadece bu işi severek ve eğlenerek yapıyordum. Zaten bu işte maddi beklentisi olaraktan girişenler genelde daha YouTube'un para kazanma politikasına ulaşamadan bu işten pes edip çıkıp gidiyorlar. Ki ben asla böyle bir düşünceyle başlamamıştım. Bir hayalim de çocukluk hayalimdi. Ve bu gerçek olması için de çabaladım. Maddi bir beklentim olmaması beni bu işte yılmamama sebep oldu. Yılmadan, yorulmadan devam ettim. Ve devam da edeceğim. Ki önümüzde daha nice aşamalar var, nice hayaller var. Hepsi gerçekleşmesi için sırada bekliyorlar. Bir bir onları da gerçekleştireceğiz inşallah diyorum. YouTube'daki benim esas gayem her daim eğlenmek ve eğlendirmekti. Para kazanmak benim için ikinci sırada yer almakta. Ha şu anda halihazırda elle tutulur miktarda bir para da kazanmıyorum açıkçası. Ha umurumda mı? Çok da değil. İleride bu benim şu anda kazanmıyor olmam, kazanmayacağım anlamına mı geliyor? Allah bilir. Belki de kazanırız. Kazanırsak mutlu oluruz. Kazanmazsak da canı sağ olsun. Eğlenmeye geldik zaten. Sıkıntı yok yani. Kazanırsak hep beraber mutlu oluruz diye düşünüyorum. Gelelim 10.000 aboneye özel sizlere yapacağım çekilişten birazcık bahsetmeye. Ha, ben şu anda bu yapacağım çekilişi asla YouTube gelirimle yapmıyorum. Açıkçası ben bir öğrenciyim ve bu öğrencilik serüvenimde benim bir üniversite bursum var. Ha şu anda üniversiteler kapalı olduğu için de benim bu parayla pek bir işim yok açıkçası. Ben de dedim ki bu parayı en hayırlı bir şekilde nasıl kullanabilirim? Tabii ki sevgili minik takipçilerime az buçuk da olsa birazcık böyle bir maddi destek vererek bir hayali vardır. O hayalini gerçekleşmesi için birazcık da taşın altına kendi elimi sokmak istedim ve böyle bir çekiliş yapmaya karar verdim. 10 tane play kod vereceğim arkadaşlar. Hani bu sayıyı olabildiğince arttırmaya çalıştım ve açıkçası birazcık da sembolik bir sayıya dönüşsün istedim. Çünkü 10.000 abone özel 10 tane play kod çok kulağa hoş geliyordu. Ve bu yolda bana bu 10 tane play kod desteğinde bulunan bazı arkadaşlarım var. Bunlardan birisi Ahmet Hakan. Zaten birçoğunuz Tosbağiller olarak da biliyordur. Kesesine bereket versin. Bana destek verdi. Ve aynı zamanda kardeşim Alihan da yine kendi bütçesinden az buçuk al abi bu da benim çorbada tuzum olsun diye verdiği ve onun üzerine de kendim tamamladığım bir 10 tane play kodu bir araya getirdik. Gerçekten çok mutluyum. Ve isterseniz birazcık daha play kod hakkında konuşmadan önce hemen hızlı bir şekilde benim 10.000 abone olduğum o canlı yayındaki kısa bir kesit diyelim ve ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya ne yapıyorsunuz? 10.000 olacağız. Ne? 9 abone mi kaldı? Hayır. Dur. Dur abone olmayın dur. Bir dakika. Abone olmayın. Abone olmayın. Abone olmayın. Abone olmayın. Abone olmayın. Olmayın.
Olmayın, olmayın, olmayın. Şu ekranı vermek istiyorum. Tamam. Şu anda verdim. 10.000 oluyoruz. 10.000 oluyoruz. Bir dakika. 9.998. Aga. Lan niye duygulandım ben, sakin ol Süleyman. Abi yok ya, olur muydu lan oğlum, nasıl lan? Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ya, vallahi var ya, çok güzel arkadaşlar edindik ve ha ben bunu, bu yayına nasıl 10.000 oldum ben? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Adamsınız diyorum. Yani gerçekten bu yola başlarken hiç böylesini düşünmedim. Hani hayal ediyordum. Belki insanlar beni de keşfeder diyordum. Ama olacağına da inanmıyordum açıkça söylemek gerekirse. Olmayacak diyordum. Ama olacakmış demek ki. Tebrik ederim arkadaşlar. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben de bir yandan chat'e bakıyorum şu anda. 207 kişiyiz. Arkadaşlar 10.000 kişi olduk. Arkadaşlar play kodlarımızın olayını anlatırken ben şuradan kendi hesabımdaki Brawl Pass'i etkinleştirmek istiyorum. Yan hesabımın. 10 tane play kod verilecek arkadaşlar ve bu 10 tane play koddan 5'i YouTube üzerinden yapılacak canlı yayın esnasında chat'e rastgele bir kelime yazdırtacağım. Mesela diyeceğim ki arkadaşlar kazma yazın. Ve bu kazmayı 1,5 saat zamanınız olacak. 1,5 saat boyunca chat'e kazma yazan tüm hesapları algoritma algılayacak ve onları çekilişe katacak otomatik bir şekilde. Onu söylemiş olayım. Ve diğer 5 tane çekilişimizi de Discord'um üzerinden yapacağım. Ve zaten Discord'un da açıklama kısmında linki var. Açıkçası abone olma şartı, like atma şartı, böyle şeylerle ilgilenmek istemiyorum. Çünkü bu benim gönlümden kopan bir hediye gibi düşünebilirsiniz. Zaten siz sevgili takipçilerim ve takipçim olacak o yayında insanlar gerçekten bu play kodları verdiğimi gördüğünde oha lan gerçekten adam sözünün eriymiş. Gerçekten bu insan bir çaba veriyor. Bunun karşılığında ben de bir abone olayım diyeceklerine eminim yani. O yüzden abone olma şartı bile koymayacağım o çekilişlerimize diyorum. Ve şöyle bir olayımız olacak. 45 dakikada bir çekiliş tekrarlanacak. Yani 10 tane play kodu 45 dakikada bir. Mesela ilk 45 dakikada Discord'da, ikinci 45 dakikada YouTube'da, üçüncü 45 dakikada Discord'da, dördüncü play kodu da yine YouTube'da olacak şekilde böyle periyotlar şeklinde yapacağız. Yani 1,5 saatte bir platform değişecek. Ha Discord'umuza gelmezseniz şunu kaybedersiniz sadece. 5 tane play koda katılma şansınız olur. Diğer 5'ine katılamazsınız. Discord'dakilerin avantajı tüm play kodlara katılabilecek. Ve şunu da söyleyeyim. Kazanan kişi tekrardan kazanamayacak bu play kodumuz için. Onu söylemiş olalım sonradan. Abi ben ikinci defa kazandım, neden vermedin diye bir dava olmasın. Sonuçta azıcık bir play kod farklı farklı insanlara gitsin istiyorum ben de. Onu söylemiş olalım ve bugünkü videomuz da burada artık son buluyor. Böylesine büyük çekilişler her daim kanalımızda olmaya devam edecektir. O yüzden takipte kalıp abone olmayı da unutmayın. Seviyorum sizleri. Cumartesi günü, bu arada tarihi söylemedim. Cumartesi günü saat 11'de canlı yayın açılacak dostlar. Saat 11'de açacağım. Uzun bir süre yayın olacak ve bu yayında sizin tam desteğinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla ve bay bay. Oh yeah,